Evet. Karacaoğlan'ın türbesi aynı zamanda. Mezarı da burada. Mut'un Dereköyü zirvesinde bir bölge. Sevgili Ali Yıldırım'ın kendi köyü Mut olan, Mut Meydan Köyü olan yerden Dereköyü'ne geldik. Şimdi Karacaoğlan'ın mezarı dediğimiz yerde anıtı var. Onunla ilgili açıklama da yazmışlar. Ben kısaca belirteyim. 1606-1679 yılları arasında yaşayan Karacaoğlan, Toros Dağları'nı Çukurova ile buluştuğu eteklere kışlayan Varsak Türkmenlerinden bir obaya mensuptur. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları kendi obası arasında geçmiş. Daha sonra bir gönül macerası nedeniyle gurbete çıkmıştır. Bütün Anadolu'yu, Azerbaycan'ı, o dönemin Halep vilayeti diye bilinen Suriye'yi dolaşmış, son yıllarını ise Varsak yurdu olan Bulgar yaylası ve çevresinde geçirmiştir. Kavuşamadığı sevgili Karaca kızı mezarının bulunduğu tepe çevresini mesken tutmuş. Ölünce bu tepeye gömülmesini vasiyet etmiştir. Oba bu vasiyeti yerine getirmiş, burasını Karaca olan karşıki tepeyi de Karaca Kız Tepesi olarak isimlendirmiştir. Bu iki tepe 18. yüzyıla kadar uzanan resmi kayıtlarda aynı isimlerle anılmaktadır. Mezar kısmını da gösterelim. Ali Bey buyurun. Onu kendileri yapmış. Onu sonradan yapmışlar sanırım, değil mi? Yani anıt şeklinde yapmışlar. Böyle bir kayalıklar koyarak anıt mezarını belirlemişler. Yine güzel bir sözünü yazmışlar arka tarafa anıtın. Karacaoğlan der ki her sözüm haktır. Yiğit olmayanın yalanı çoktur. Cehennem yerinde hiç ataş yoktur. Her kul ataşını bile götürür. Yani dünyadan götürür anlamında, kendisi götürür anlamında. Şu anda benim de ilk defa gelip gördüğüm sevgili Ali Yıldırım sayesinde sağ olsun bana hem danışmanlık yapıyor hem dostluğumuzu yapıyor. Çok teşekkür ederim ona. Teşekkür ederim. Şeyden başlarsak Karaca kızın şeyi de anıtı da sanırım karşıki dağda. Evet, karşı. Yani görebilir misiniz bilmiyorum ama şu gösterdiğimiz bölgeki tam tepesi de Karaca kızın anıtının bulunduğu tepe. Yani karşılıklı birbirine aşık olan iki kişinin karşılıklı efsanevi anıtları buralarda. Teşekkür ederim. Sizi bilgilendirmek görevimiz diye düşünüyorum. Ali Bey sana da sağ ol. Teşekkür ederim.